Kim 2021 Pazar günü gündüz programında Longchamp'tayız. Paris'te tekrar. Evet, bugün gerçekten grup koşularının olduğu, önemli koşulların olduğu, Fransa'da %70 jokeylerin, hatta %80'e yakın jokeylerin İngiliz ve farklı ülkelerden gelen jokeyler olduğunu hatırlatırız. Tabii ki Fransa'daki bazı jokeyler de burada iştirak ediyor ama arkadaşlar burada baktığımız zaman Fransa Longchamp'ta bu 7 tane koşu içerisinde %80 hep böyle yabancı İngiliz var. Ryan Moore'lar, Ron Franco Detto'lar hepsi burada. Şimdi arkadaşlar birinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Tam 4 tane alternatif banko vereceğiz arkadaşlar size. İstediğiniz şekilde bunları kullanabileceksiniz. Sürdürek bankodan ziyade alternatif banko vermek daha uygun. Burada ona göre seçimleri sizler yapacaksınız. O yüzden küçük de bir kupon oluyor zaten. Çok fazla büyük bir kupon olmuyor. Tamamıyla biz alternatif bankoyu söyleyeceğiz. Yanına da olasılıkları söyleyeceğiz. Şimdi birinci koşuda bir numaralı Prix Marcel Bosak zaten. Grup 1 koşusu bu. 228.560 euro birinci ikramiye var. Bir numaralı Raclet Maxim Lyon'la alternatif banko. Normal şartlar altında alternatif değil banko. Yani nasılsa 7'li plasede oynayacaksınız bunu. 2 numaralı Zeli burada Oizen Morphy ile onun en büyük rakibi. 1 ve 2 burada ikisi beraber bir bahis yapılabilir ama 1 alternatif bankomuz bizim. Onu söyleyeyim. Maxim Lyon Fransa'yı temsilen tabi. Fransız jockey. Burada bu ata biniyor. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı ganyan başlıyor. Longchamp'ta, Paris'te. Yine grup 1 koşusu. Prince Jean-Luc Lagarde. 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre Çin piste çıkacaklar. Evet, şimdi burada bu koşuda da 8 numaralı N-Syndrome arkadaşlar. Alternatif banko. İsteyenler banko atabilirler. Burada tamamıyla size bırakıyoruz arkadaşlar. AGF oranlarına göre. Yani vermiş olduğumuz, vereceğimiz 4 tane bankoyu da istiyorsunuz. 4'ünü de bankoya atabilirsiniz. Yani 4'ünün de geliri var. Ama nasıl bir altılı ikramiyesi çıkar bilemiyorum. Biliyorsunuz, hatırlarsınız, Dubai'de bir 2 lirayı bile gördük biz. 2 lira verdi altılı. Onu bile gördük ömrü hayatımızda. Evet. 8 numaralı Ancient Rome Mikel Barzolano ile ilk atımız. 3 tane rakibi var bu alternatif bankonun. 9 numaralı Achakaba Maxim Guillon'la, 2 numaralı Stone Age Ryan Moore'la ve 1 numaralı Ebro River James Doyle'la arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada full burası hemen hemen. Bir tek Bayırzan Murzabayev Almanya'dan geldi. Mikel Barzolano ve Maxim Guillon'da Fransa jokeyleri. Gördüğünüz gibi çoğu hep İngiliz jokeyler, İngiltere'den gelen jokeyler burada. 8'i alternatif banko deyip 9-2-1 de arkasından sizlere tavsiyemizi yapıyoruz burada. 3. koşu Qatar Arabian World Cup diye geçiyor. Araplara ait bir koşu bu. 1.'ye 500 bin euro ikramiye var. Qatar Arabian World Cup Dünya Kupası, yani Qatar Arap Dünya Kupası koşusu. Evet, açık 4 Uygar Araplar 2000 metre Çin piste çıkacaklar. Evet, burada tabii ki 15 tane safkan içerisinde arkadaşlar normal şartlar altında 9 numara Ebraz ve ekibisi Hogar de Lardus Mikel Barzolano ile alternatif banko. Maxim Guillon'u da bindirmişler bunun üzerine. Ekibis de iyi. Mikel Barzolano biniyor zaten. Maxim Guillon, Mikel Barzolano. Bunlar Fransız jockey. Şimdi Araplar böyle Arapların bakımı, Araplarla, Arap atlarıyla ilgili bakımlar Fransa'da daha iyi. O yüzden bu yeşillerin şansı gerçekten çok yüksek. Çünkü hem Arap atları Fransa'da ara ara koşturuluyor ve haralar, çiftlikler var. Bakımları da iyi, aşinalık söz konusu. Hem de Fransız jokeylerin Maxim Guillon ve Mikel Barzolano gibi Fransız jokeylerin de bu atlara olan yatkınlığı daha fazla diğer jokeylere oranla. O yüzden yeşil ekürler Ebraz 9 numara ve 13 numara Hogar de Lardus burada çok şanslı alternatif banko.
Ha, bu arada kimler? Tabii ki hiç burada yani tartışmasız 7 numara Tayf zorlayacaktır. Oliver Pestler'le, bakın o da Fransız bir jokey. Julian Auch, Abbes'le yakın takipte. 4 numara Khatab ve 5 numara Merabi, 6 numara Monge Alçam. Bunlar da bakın hepsi, dikkat ederseniz burada pek İngiliz göremiyoruz fazla. Bir Oisin Murphy girmiş buraya, Lady Princess'le. Gördüğünüz gibi hep Fransız jokeylerin fazlalığı dikkat çekiyor. Hatta hemen hemen tamamı Oisin Murphy haricinde gördüğünüz gibi Fransız jokeyler. Neden? Arap atlarına daha yatkın olduğu için. O yüzden burada yeşiller ön planda olmak kaydıyla, kırmızı ekürler ve siyah ekürler dediğiniz zaman zaten burada muhtemelen içlerinden bir tanesi kazanacaktır ki yeşilin kazanma ihtimali çok yüksek. Dördüncü koşuya geçiyoruz şimdi. Prix de l'Arc de Triomphe diye geçiyor. Grup 1 koşusu. Evet. Ciddi bir ikramiyesi var bu grup 1 koşusunun. 2 milyon 857 bin euro arkadaşlar. Birinciye ikramiye var. İkinci bile 1 milyon 143 bin euro alıyor. Üçüncü 571 bin alıyor. Dördüncü 285 bin 500 alıyor arkadaşlar. Yani bir anda 3 bin 5 bin eurolardan buralara geldik. Bu önemli koşular tabii ki bugün ses getirecek Fransa'da. Pazar günü olması itibariyle de. Şimdi burada da dördüncü alternatif bankomuz var. Onlar da Ekürüler. 10 numaralı Adayar, William Buick'le ve 11 numaralı Hurricane Lane, James Doyle arkadaşlar. Hiç de öyle boşa gelmediler bu arkadaşlar. Zaten James Doyle kazanıp durdu dün. Şimdi bu iki tane safkan alternatif bankomuz. İsterseniz banko yapın, isterseniz yapmayın. Arkasından kimler geliyor? 4 numaralı Tarnava, Christophe Samillon'la. 5 numaralı Love, Lanfranco Dettori ile. Aslında Love'a Ryan Moore'un binmesi lazım. Ama Lanfranco Dettori biniyor. Ve 15 numaralı Snowfall, Ryan Moore'la. Bu safkanda Japon pasaportuyla gelmiş. Deep Impact yavrusu. Evet, ilginç. Ryan Moore boş ata binmez arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yani burada tabii şimdi 10-11'in gelmesi biraz daha böyle Godolphin ekürleri çok bastıracaktır. Ama ne olursa olsun biraz böyle hafif bir risk içeriyor. Yani diğerleri biraz daha böyle sanki daha ağır basıyor ama buradaki 10 ve 11 bakalım, çünkü ikramiye gerçekten çok büyük. Bu koşu kesinlikle seyretmemiz lazım. Ben de ona göre kendi alarmımı kurayım ve 5-10 dakika evvelden ona göre, alarmıma göre de bu yarışı seyrederim. Evet, burasını 4, 5, 15, yani ekürler 4, 5 ve 15 diyoruz burayı, eğer çok at yazmak istiyorsanız. Şimdi 5. kuşluyuz. Prix de l'Opéra diye. 285.700 euro ikramiyesi var burada. Grup 1 koşusu 3 ve yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar tam 6 tane safkanla geçeceğiz burayı. 15 tane at var. Evet, 12 numaralı Ziyada, James Crowley ile. Evet, James Crowley ile. 15 numaralı Incarville, Christophe Samillon. 8 numaralı Burgarita, Mikel Barzalona. 5 numaralı Audaria, Yortiz Mendizabal. 1 numaralı Grand Glory, Lanfranco Dettori. Ve 13 numaralı Peña, Christian Demuro ile. Arkadaşlar burası 12, 15, 8, 5, 1 ve 13 şeklinde. Tam 6 tane safkanla buraya geçeceğiz. 6. koşuda şimdi. Prix de l'Abeille de Longchamp. Açık, yani grup 1 koşusu yine. 2 ve yukarı İngilizler 1000 metre. Hız mesafe, hız koşusu, sürat koşusu izleyeceğiz. 1000 metre kısa mesafe. 15 atın 4 tanesini yazıyoruz. 5 numaralı Bernouil, Christophe Samillon'la. 13 numaralı Winter Power, Sylvester de Souza ile. 1 numaralı Wild Majesty, Mikel Barzona ile. Ve 15 numaralı Sueza, Oliver Pestler arkadaşlar. Burada bakın Holy Doyle da gelmiş. Bir şekilde Holy Doyle da katılacak. Tabii ki 5, 13, 1, 15 yanına dileyenler kendi atı da ilave edebilirler. Son kuşudayız. Prix de la Forêt, grup 1 koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimpise çıkacaklar. 3 tane safkan burada biz baz aldık. 16 atın 3'ünü yazacağız. 1 numaralı Duail ilk atımız Maxime Guyon'la. Fabrelerin atı.
Alshaka Prensing. Muhtemelen arkadaşlar bu sapkının kazanma ihtimali çok yüksek. Bizim görüşümüz o yönde. Ve tabii ki Ecurie'ler, 5 numara Space Plus ve Erasmo, 8 numara. Burada William Buick ve Michael Barzalona ile Godolphin Ecurie'lerin sapkını. Ve 11 numaralı Sagamir Miura, Christophe Samillon arkadaşlar. 1, 5 ve 11 dediğimiz zaman burası gayet güzel geçecektir diye düşünüyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada bugün AGF 1, 2 ve 3'ler de gelebilir ama hiç umulmadık sapkanlar da bazen gelebiliyor. Dikkat etmek lazım. Ona göre sizler de AGF oranlarına göre varsa kendi beğendiğiniz atları ilave edersiniz arkadaşlar diyoruz. Evet. Longchamp'la ilgili pazar günü için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.